Herkese merhaba değerli dostlar. Biz yüzde bugün oldukça büyük bir karmaşa vardı. Rekor derecede bir hacimle e, kapanış gerçekleşti. Baktığınız zaman tekniksel olarak oldukça SAT sinyalinin netleştiği bir görüntü var aslında. Şu an endeksin artık 7230 bölgesine doğru hızlı bir geri çekilme ihtimali çok artmış durumda. Zaten yaklaşık bir buçuk haftadır gördüğünüz gibi işlemler çok sağlıklı gözükmüyordu. Ve son iki haftalık işlem düzenine baktığımız zaman da Merkez Bankası verilerinde 18 Ağustos haftasında 75 milyon dolarlık bir gibi bir sınırlı bir çıkış olduğunu gördük geçtiğimiz hafta. Ondan önceki haftada 101 milyon dolarlık bir çıkış vardı. Ama ondan önceki 7-8 haftadır çok güzel bir para girişi vardı. Para girişinin zayıfladığı noktada piyasada çok fazla dalgalı hareket Olduğunu gördük yani çok teknik analize uymayan e, daha çok bazı sektörel hisse senetler üzerinden işlemlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi geçirdik bugün e, önemli bir kararın devamı niteliğinde bir e, karar alındı hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yazışmıştık konuşmuştuk bunu YouTube üzerinden e, Cuma günü geçtiğimiz Cuma günü kur korumalı mevduat fonundaki paranın e, artık yavaş yavaş e, rabetini azaltmak için bankalara dediler ki biz sizi uzun süredir kolladık. Sıra sizde. Artık bunun yükünün bir miktarını siz alacaksınız. Biliyorsunuz mevduat faizleri yaklaşık %30'un da altına gerilemeye başlamıştı 2 hafta öncesinde. Artık bunun yavaş yavaş tekrar %35-%40 tarafına kadar çıkartacaksınız. Belki daha üzerine çıkartacaksınız. Ee, i̇nsanları, yatırımcıları e, kur korumalıdan faize çekmeye çalışacaksınız. Ve onlara bir hedefte verdiler. Aynı zamanda bunların... E, bankaların ayırması gereken zorunlu karşılıklar oranı üzerinde de oynama yaptılar yani çekebilecekleri insanların krediler üzerinden bankanın kullanabilir limitlerinin sınırlanması gibi cezalar gelme ihtimali vardı yani bankaların bir şekilde bu özendirecek için faiz arttırması lazımdı piyasanın beklediği yazık yaklaşık iki buçuk puanlık bir yaklaşık 250 puanlık bir e, yükselişti yani yüzde yedi buçuktan yüzde20 seviyesiydi beklenti Merkez Bankası tabii bankalara bu bu e, Geçtiğimiz haftaki kur korumalı mevduatla ilgili yapmış olduğu hamle arkasından e, bacağın çok açılmaması için, çünkü merkez bankası faiz oranlarıyla e, mevcut bankaların vermiş olduğu mevduat faizler arasında çok büyük bir uçurum olmaması için e, burada bugün e, radikal bir kararla yüksek bir oran piyasanın beklentisini çok üzerinde bir rakamla bir faiz artışı gerçekleşti 125 seviyesinde. Bunun piyasaya faydası ne olacaktır? Önümüzdeki dönemde kur korumadan artık yavaş yavaş özellikle dolar üzerindeki baskının biraz daha azalması. Bugün zaten %4-5'lik bir düşüş de geldi. Bu kalıcı olmayacak tabii yani düzenli bir aşağı düşüş sinyali olarak algılanmasın. %25'in üzerine belki 135'lere kadar Merkez Bankası faizi yükseltirse şayet dolarda kalıcı yükseliği düşüşleri görme ihtimalimiz o zaman mümkün olacak. Şu an baktığımız zaman e, bankalarda çok ciddi bir alım vardı. Çok uzun süredir görmeyi, e, görmeyi arzu ettiğimiz alımlardan hatta çok uzun süredir de görmediğimiz miktarda günlük giriş oldu. Rekor dereceli hacimlerle kapanış gerçekleştirdiler ama piyasada genel itibariyle robotların çok yoğun bir şekilde işlem yaptığı bir gün oldu. Seansın özellikle %3'e kadar artı %3'lere kadar tırmandığı dakikalarda yan tahtalardan yoğun bir şekilde bankacılık senetlerine yönelim başladıktan sonra e, yüksek miktarda yatırım finans bankofun bazı hisse senetlerinde satışlar gerçekleştirdiğini ama banka tarafında ciddi alımlar yaptığını gördük. Şimdi İş bankasının şu anki 4 bankayı göstereceğim size özel bankayı. Yatırım finansman yaklaşık 13 milyon gibi radikal bir alım yaptı. İş bankasındaki şu rakamı belki birkaç aydır bir günlükte asla görmedik böyle bir rakamı yüksek girişi. Bu ciddi bir rakam. Çünkü şurada da gösterdiğim gibi son 2 haftadır e, yoğun para çıkışı vardı. Bu Merkez Bankası'nın bugün almış olduğu kararla net bir giriş oldu. Bu bizim için verimli. Şöyle ki Kısa vadede birazcık yan tahtalarda bu baskıya sebep olabilir ama ilerleyen haftalarda özellikle önümüzdeki birkaç gün içerisindeki seansta yukarı yönde imelenmenin devam etmesi beklenir. Yani endekse 8300 bölgesine yönelmesi lazım bu görmüş olduğunuz alımlarla. Yani bu kadar girişin bir gün sonra çıkması oldukça manipülatif bir hareketin doğurmasına sebep olur ve düşüş sinyalimiz artık 6700'e kadar net bir sinyal oluşur. Eğer bu kadar para girişi yarın ya da devam eden bir sonraki ikinci işlem gününde devam ederse yani giren paranın çıkmaması gerekiyor. Yarın bunun takipçisi olacağız ki endeksin daha iyi net yönünü anlayabilelim. Garanti yatırım. Garanti bankası çok uzun süredir iyi bir yükseliş vardı. Diğer bankalardan özellikle iyi bir ayrışma, ayrışma vardı. Bugün de aynı şekilde Bank of Amerika hesaplarından 4 milyonluk bir giriş var geldi. Son bir buçuk haftadır piyasadaki dengesizlikte hızlı kar satışlarını yani Bankof'la yatırım finansı satışlarını piyasada genel itibariyle garanti yatırımın topladığını görmüştük. Bu hafta başından beri de yapı kredi yatırım üzerinden yoğun bir şekilde para girişi vardı. Yani en çok alanlarda genelde yapı krediyi görüyorduk. Bugün birçok hisse senedinde bu iki kurumun yani yapmış oldukları piyasa dalgalıyken topladıkları lotları hazır alıcı varken verdiklerini gördük. Yoğun olarak o kurumlar üzerinden işlemlerin gerçekleştiğini gördük. Garanti Yatırım için 4 milyonluk lot günlükte iyi bir lot diyebilirim size. Ama Yapı Kredi'ye baktığınız zaman günlük en iyi işlem yapan kurumlardan bir tanesiydi, bankalardan bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi Bank of America'nın 38 milyonluk girişi var, Yatırım Finans'ın 37 milyon, HSBC de yabancı 20 milyona yakın. Bakın bu lotlar yapı kredinin boyunu aşan lotlar günlükte. Bu yüksek bir rakam. Bu yüzden şimdi şu teknik olaya baktığımız zaman endeksin şuradaki 3 mumu görüyorsunuz. Bu mum bu bölgeden dönerse çok güzel döner ve endeks 8300 bölgesine hatta 8500 bölgesine kadar şuradaki mavi kanalı doğru sert bir ivmelenme görür. Bankalarda belki birkaç gün içerisindeki işlem süresince %20'lere varan değer kazançları görme ihtimalimiz söz konusu olur. Ki para girişine baktığınız zaman bu şekilde yorumlamak çok daha mantıklı. Ama Teknik olarak baktığınız zaman hem çok önemli bir desteğin altında kapattık. Hani 7640'ın üzerinde kapatmamız lazımdı bugün olmadı. Yarın itibariyle özellikle 7670 bölgesi bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olacak. Bu bölgenin üzerinde bankaların desteği ve yan tahtaların stabilleşmesini görebilirsek buradan güzel bir trend yükselişinin yeniden canlandığını görmek mümkün olacak. Aksi halde piyasada kar satışının hızlanıp gerçekleşmesi gereken şey eğer piyasa düşmeye devam edecekse, tekniğe uyum sağlayacaksa bankalara bugün giren paranın yarın çıkması lazım ya da e, en azından çıkış sinyali olması lazım. Yoğun bir satış gerçekleştirmesi lazım. Ama yarın bankalar yine aynı şekilde %4, %5, 500 %10 10'lara varan değer kazançları elde ederse bahsettiğim gibi endeks artık 8500 bölgesine devam edecek demektir ve artık 7800 bölgesiyle Vedalaşma zamanı demektir. Yani bu bölgeyi artık bir daha çok zor görürüz yakın zamanda. Ee, akabinde eğer bahsettiğim gibi e tekniğe uyuyacaksa bu para girişini görmezden geleceksek piyasanın beklendiği nokta yaklaşık 7.230 bölgesi olacak. Yarın test etme ihtimali olduğu bölge olacak. Hani teknik olarak baktığımız zaman dediğim gibi düşüş sinyali oluşmuş. Net bir şekilde aşağı yönde devam etme olasılığı çok yüksek. Ama ama bankalardaki bu para girişi oldukça yüksek bir rakam. Endeksin aşağı gitme ihtimali oldukça düşüren bir rakam. Bu yüzden buna güveniyor olacağım. Ben şimdilik pozitif taraftayım ve endeksin yukarı doğru tekrar atağa geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu değerlendiriyorum. Yani kısaca her şeyden bir kenara sık sık size zaten e, topluluk kısmından YouTube'un topluluk kısmından da gün içinde analiz etmeye, yazmaya çalışıyorum. Enflasyonun çok yüksek olduğu bu dönemde ve olmaya devam edeceği bir Önümüzde 5-6 ay var. İktidarın önümüzdeki 6-8 ay Mehmet Çimşek'in işine karışmayacağı bir dönem var. Merkez Bankası güven tazelemeye devam edecek. Moody's gibi, Fitch gibi, Standard Poor's gibi şirketlerin ülkemize göndereceği pozitif tarafta not arttırımları olacak. Bu dönem içerisinde en azından gelecek analizler Modis biliyorsunuz negatiften durağına yükseltti. Bu sembolik bir rakam ama en azından sizin yaptığınız bu işi şu anki e, mevcut Merkez Bankası politikasını görüyor ve takip ediyoruz demek bu. Bu oldukça değerli. Ve diğer taraftan mevcut durumda faiz artışı. Borsa için negatiftir. Ama investing'te yazmış olduğum makaleyi okumadıysanız mutlaka onu da okumaya çalışın. Merkez Bankası faiz arttırmadan önce yazmıştık o makaleyi. Eğer piyasanın çok kötü olduğu yani ekonominin çok kötü olduğu bir noktada eğer faiz arttırılıyorsa piyasa yükselir. Bu geçmiş dönemde Fed'in almış olduğu kararlarda da bu şekilde olmuştur. Bu yüzden borsa çok yükseldi. İzlerimine kapılmayın. Yani birkaç <laughs> affedersiniz. Evinizin, aramanızın nasıl değerlendiğini gördünüz. Borsadaki şirketlerde aynı şekilde... ...duran varlıkları olsun, şirketlerin karları olsun... ...diğer taraftan dolar girdisi olsun... ...ciddi miktarda artmaya devam ediyor. Enseyi karartmayın. Ee, eğer tekneye uyuyup da piyasa aşağı düşerse... ...birazcık moraliniz bozulur. Belki %15, %20 değer kayıpları görebilirsiniz... ...birkaç gün içerisinde. Biliyorsunuz yan tahtalar birazcık daha sert düşer. Tahta sahipleri daha açgözlüdür. Daha aşağıdan almak için daha çok basarlar aşağıya. Ama... Ee, gelelim görelim ki şöyle arkanıza baktığınız zaman birkaç ay, birkaç ay sonra özellikle endeksin belki de 10.000 seviyesinin üzerinde güzel güzel karlarınızın çok daha üzerine çıktığınız bir ortamda bulacaksınız kendinizi. Bu yüzden bu dönemde yapmanız gereken özellikle e, biliyorsunuz gayrimenkul sektörü üzerine bir faiz indirimi ve akabinde bir kampanya 15 yıllık bir kampanya düşünülmekte. Bunun e, haberi geldikten sonra özellikle hem gayrimenkul sektöründeki hisse senetlerinin birazcık daha pozitif ayrışmaya devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan şirketlerimizin özellikle Çimento şirketleri de aynı şekilde bundan verim alacaktır. Çünkü paranın bir dönmesi lazım. Gayrimenkul sektörü birileri satın alır. Yelen nakitle sermaye yapılır, yeniden üretime geçilir. Şu an her şey durmuş durumda olduğu için ne ev alan var, ne ev satan var, ne inşaat yapan var. Buna devlet bir şekilde el atacak. Bunu daha öncesinde defalarca yaptılar ve çok güzel bir işe yaradı. Yani emlak konut mesela 8 ayda satamadığını bir hafta içerisinde satmıştı. Yani bir kampanya yapılması yeterli piyasanın hareketlenmesi için. Bunları da piyasa takip edecektir. Diğer taraftan özellikle ee, ilk, ilk birinci ve ikinci çeyreklerde borsada biliyorsunuz şirketlerimizde bu sene kur geliri beklentisi yoktu 2023 yılı itibariyle. Ama hızlı politika değişiminden sonra kurun yukarı e, fırlatılması, e, yukarı çıkması, serbest bırakılması daha doğrusu. Diğer taraftan e, bizim zaten kar, şirketlerin karlarının çok mükemmel olmasını beklemiyorduk. Neden? Çünkü 2022 yılındaki şirketlerin içindeki bulunmuş oldukları karların da içi çok dolu değildi çoğu. Kur gelirinden e, elde edilen gelirlerden oluşan e, pandemi çıkışı arz talep dengesindeki dengesizlikten kaynaklanan gelirlerdi. Bu yüzden birinci ve ikinci çeyrekte gelen bu e, bilançolardaki yatay seyir ya da düşük ge gelir modelleri sizi rahatsız etmesin. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek bilançoları bu şirketlerin çok güzel olacak. Çünkü kurun yukarı yönde hareketi kur geliri yüksek olan Uluğun gibi şirketlerin yani Türk Hava Yolları gibi kur geliri yüksek olan şirketlerin F kala'de değerine değer katacak. Bu şirketleri şu an çok pahalı görüyor olabilirsiniz ama oldukça ucuz olduklarını anlayacaksınız. Baktığınız zaman Türk Hava Yolları'nın birkaç sene içerisindeki performansına, Tüpraş'ın, Ereğli'nin demir çelik şirketlerinin birçok hisse senedi var buna örnek verebileceğimiz ama bunlara verebileceğim enerji şirketleri örnek değil. Yani enerji şirketleri artık durağan döneme geçmek üzere. Yani sektör değiştiriyor para. Artık para hangi sektöre kayarsa o, o sektöre doğru parayı yoğunlaştırmanız trend dalgalarını yakalamanız açısından oldukça önemli dostlar. Ben yarın yine endeksi takip ediyor olacağım. Takası özellikle takip ediyor olacağım. Bu dört bankanın özellikle takası bizim için oldukça değerli. Olabildiğince çakallık robot işlemler içinde bu olarak bu işlemleri bir şekilde çözümü, çözümlemeye çalışacağız. En azından kısa vade görüntüyü daha iyi algılayabilmek için. Yarın yine topluluk kısmında YouTube'un topluluk kısmında gün içindeki piyasa hareketlerine göre yorumlamaya çalışacağım. En azından piyasanın yarın yönünü net bir şekilde belirteceğini tahmin ediyorum. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar, bereketli haftalar.